Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, hepinizi şahsım ve kurum adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Formula 1 organizasyonunu tekrar Türkiye'de ev sahipliği yapmaktan dolayı ve Borsa İstanbul'da bu gong töreni gerçekleştirmekten dolayı çok memnunum, çok mesudum. Tabii Formula 1 oldukça geniş, 5 kıtaya yayılmış çok büyük bir organizasyon. Yani motor sporlarının en üst kategorisi, en üst katmanı diyebiliriz. Ben de uzun yıllar takipçisiydim. Maalesef pilotlarımızdan, kıymetli pilotlarımızdan Schumacher'ın geçirdiği bir kaza sonrası biraz koptum diyebilirim. Artık oğlum takip ediyor. Ben de onun üzerinden takip ediyorum ama bizim geçmişte isimlerini çok bildiğimiz meşhur insanların artık oğullarının da yarıştığını duydum, öğrendim. Çok mesut oldum. Eskiden Carlos Sainz bizim için, bizim zamanımızda önemli bir isimdi. Şimdi onun oğlu yarışıyormuş. Ben de kendi oğlumdan takip edip öğreniyorum. Bunlar çok mutlu gelişmeler çünkü Formula 1 1950'lere dayanan, çok uzun bir geçmişi olan bir yarış. Ülkemizde de tabii bu tarz otomobil yarışlarını canlandırmak, geliştirmek için çok adımlar atıldı. Bu vesileyle rahmetli Renç Koçu Bey'i de anmak isterim. Allah rahmet eylesin. Ama tabii bu seviyede bir motor sporları ancak 2000'li yıllarda, 2005 yılında nasip oldu, ülkemize geldi. Şimdi tekrar ikinci bir kere daha bu fırsatı elde etmiş olduk. Bu açıdan çok mutluyum. Borsanın da tabii biliyorsunuz Formula 1 oldukça hız, performans ve rekabetin önde olduğu bir yarış segmenti. Borsa İstanbul'da bu manada hem hız hem performans anlamında kendini sürekli geliştiriyor. Formula 1 ile tabii kıyaslanmayacak bir nokta ama şu açıdan bir bağlantı kurabilirim. Borsa İstanbul'un da son dönemde rally yaptığına dair özellikle basın organlarında ifadeler yer alıyor. Artık rally demeyelim de Formula 1 için gong töreni yapıyoruz. Başka bir segment diyebiliriz bizim için. İnşallah kırılmadık rekor kalmayacak borsada. Bugüne kadar zaten birçoğunu kırmış bulunduk. İşlem hacimleri anlamında, endeksler anlamında çok şükür borsa çok daha iyi geçmişe göre ve bundan sonra geleceğe ilişkinde çok önemli pozitif sinyaller veriyor. Sayın Atilla, biz de size çok teşekkür ediyoruz efendim. Formula 1'i düzenleyen Intercity'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Vuralak bu konuyla ilgili neler söyleyecek? Konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Türkiye'nin en değerli ve şeffaf kurumlarından biri olan Borsa İstanbul'da böyle bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sermaye piyasalarının kalbinin attığı, gelişmekte olan ülke borsalarının göz bebeği olma yolunda emin adımlarla ilerleyen böylesi önemli bir kurumla birlikte Borsa İstanbul tarihinde eşine az rastlanır bir buluşma gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kendi himayelerinde bize verilmesinin ardından Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu ülkemize tekrar kazandırmak için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1 organizasyonlarını 5 kıtadan milyarlarca insan ekran başlıklarında veya değişik medya mecralarında takip etmektedir. Takımların piyasa değerleri, dönen parasal büyüklükler, milyar dolarları aşan büyük bir ekosistem oluşturmaktadır. Biz de bu ekosistemin bir parçası olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu dev yarışın Intercity İstanbul Park'ta düzenlenmesi hem İstanbul hem de ülkemiz için büyük bir tanıtım fırsatı demektir. Ülkemiz yabancı yatırımlar için ve yabancı yatırımcılar için aynı zamanda büyük bir cazibe merkezidir. Formula 1 gibi üst düzey organizasyonlarla adımızdan tekrar tekrar söz ettirmek istiyoruz. Ve Formula 1'e yaptığınız ev sahipliğinden, düzenlediğinizden ötürü. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Formula 1 Sportif Direktörü Sayın Steve Nielsen'ı kürsüye davet ediyorum. It's okay for everybody. I'm sure it is. It's a real pleasure to be back in Istanbul after 9 years. I was fortunate enough to be here for the first, what was it, 5-6 races we did here starting in 2005 when I was working for Renault. It's a great circuit, it's a great city, and it's been too long since we came back, so it's a pleasure to be back.